Sevgili dostlar, ben Erdin Çamaç. Fotoğraf çekmek kolay, hoş geldiniz. Siz bazı e, takipçilerimin e, isteklerini kırmamak adına daha önce F-Log ve Da Vinci yapmış idim ama e, F-Log 2 Da Vinci yapayım dedim bu sefer. Bunun için yapmanız gereken e, şeylerden bir tanesi önce fujifilmx.com'a gidin. Oradan destekten indir bölümüne gelin. İndir bölümünden de Burada LAT var görüyorsunuz değil mi? Buraya girip buradan da şunu en geç tarihli hangisi ise onu indirin sevgili dostlar. Ondan sonra bunu açarsınız ve masa üstüne bir yerde tutarsınız. O LAT'ları da DaVinci'ye yüklemek için DaVinci'niz açık, projeniz açık. Şu sağ alttaki ayarlara gidersiniz. Color Management'ten buraya latların olduğu bölüm var ya Open Lat Folder dersiniz. Oradan masa üstüne nereye ayarladıysanız gidersiniz oradaki latlarınızı seçersiniz bir OK dersiniz. Ondan sonra da Update List dersiniz kapatırsınız. Save dersiniz. Ondan sonra işiniz kolaylaşıyor. Şimdi iki çekim üzerinde o ayarları göstereceğim ben size. Bir tanesi kontrollü ışık ortamında böyle daire çekim. Bir tanesi de dışarıda normal ışıkta yani gün ışığında yapacağınız çekimlerde ne yapacağınızı gösterelim. Şimdi sevgili dostlar bildiğiniz gibi burada sağ tuş ile nod ilave edeceğiz buna. Add serial nod diyoruz. Ben genellikle bir 4-5 tane yapıyorum ne olur ne olmaz. Son silmesi kolay nasıl olsa. Bir tane daha ilave edelim. Hadi son bir tane daha ilave edelim. Şimdi DaVinci'nin tabii ki neredesiniz? Burada renk bölümdesiniz, color'dasınız. Şeyiniz burada biliyorsunuz, edit bölümünüz burada. Ve siz color'a geliyorsunuz seçiminizi yaptıktan sonra. Birinci noda hiçbir şey yapmıyorsunuz. O sizin e, hiç düzeltilmemiş F nodunuz. Geliyorsunuz sağ tuş, lat diyorsunuz. Lattan da gördüğünüz gibi... F log 2 var. XH, XH-2S gösteriyor. Ben genellikle en alttakini seçiyorum ama onu denerseniz hangisini istiyorsanız onu seçin tabi. E, bunu seçiyorum. Bu biraz önde parlak başlıyor. Onu ben farkındayım ve gözünüzü şuradan ayırmıyorsunuz. Sağ alttan ayarlamıyorsunuz. Scopes'tan ay ayırmıyorsunuz. Ben bildi bildiğim için biraz fazla parlak olduğunu burada Gain dediğiniz bölüm sizin highlight'ınızdır highlight'ı birazcık aşağı çekiyorum ta ki o en son nokta en son en üst çizgiye gelene kadar. Alt kısımda herhangi bir sıkıntımız yok ama başlangıç olarak ne olur ne olmazsa biz bunu da birazcık yukarı çekelim. Ta ki buraya gelene kadar. Ondan sonra oynamalarla hiç olmazsa birazcık daha oynayacak alanımız olsun. Latımızı ayarladık. Hemen sağ tarafa geçiyorum. Sağ tarafta diğer düzeltmelere geleceğiz. Pardon. Sağ tarafa geçtikten sonra Hala burada şeydeyiz. Primary Color Wheel'deyiz. Bir önce kontrast iyice bir artıracağım sevgili dostlar. Bunu genellikle 1-2'lere kadar getirmeyi tercih ediyorum. 1-2'ye getiriyorum. Ya da 1-190'a getiriyorum. Ondan sonra buradan farkındaysanız bu yukarı doğru çıktı. Gain'i tekrar birazcık aşağı alıyorum. Ve şeye dikkat ediyorum. Ee, şurada mid tonları dediğimiz orta tonlar eğer yukarı doğru ya da çok aşağı doğru yaygın vaziyette bekliyorsa bu oradan midton da ayarlanması gerekiyor ama unutmayın ki midton yani gaması aynı zamanda sizin cildinizi etkileyecektir. Şurada güzel bir şey var en sol altta gördüğünüz gibi şu sizin beyaz dengenizi otomatik olarak ayıracak. Buraya her zaman başvurabilirsiniz. Ben hemen burada başvurup renklerdeki düzeltmeleri göreceğiniz gibi hafif bir düzeltme yaptı ve şuradakileri bir daha bir dengeye getirdi. Buradakileri daha bir dengeye getirdi sevgili dostlar. Ama benim için bu kare hala aydınlık. Şimdi yavaş yavaş e, liftini de aşağı doğru indirmeye başlayalım. Birazcık daha karartalım. Birazcık daha sinematik hale getirelim. Hatta ben gamayı da bir parça kısacağım. Gamayı da kıstığım zaman lifti de bu sefer gain aşağı indiği için gain'i bir parça daha dengeye getireceğim. Ve aslında işimiz bitti. Yani şöyle baktığımız zaman istediğimiz renk seviyesine e, pozlama seviyesine getirdik, değil mi? Ama şimdi başka şeyler yapabiliriz. Burayı da yetinmeyebilirsiniz birçoğunuz. O zaman buraya kadar bunları bozmamak için bu yaptıklarımızı bir sonraki noda geçeceğiz ve bu sefer de bir renklendirme yapacağız. Yani e, ne dedik? Color grading dedik. Burada biz ne istiyoruz? Ne, ne, diyorduk? Gain ve lift özellikle neydi? Lift gölgeydi. Gaininiz de sizin neydi? Highlightınızdı. Biz o bildiğimiz klasik orange t'li gerçekleştirmek için gain'i bir parça daha bu tarafa doğru yani portakal rengine doğru, oranja doğru çekerken lift'i burada ile doğru aşağı doğru çekiyorum. Çok değil ama minimal düzeltmeler bunlar. Yani aşağı doğru çektim. Cildin rengini düzeltmek için de gamadan bir parça yukarı doğru çekiyorum ki ondan sonra buradan da tekrar olur olmaz bozulmalar için beyaz dengesiyle tekrar toparlamış oluyorum. Burada biz artık yani look yaratacağımız için look'ta birazcık başka şeylere abartmaya bakalım. Mesela diyelim ki kontrastı birazcık abartabiliriz ya da kontrasta bakmayız. Belki genel offsetten karartırız biraz genel olarak kendimizi. Kendimizi karartırız ve gördüğünüz gibi gain de buradan kazanmış olduk. E, rengi değiştirdik. Birçok şeyi değiştirdik. Yapacağımız şey ne biliyor musunuz? Şunu bir silelim bakalım. Şunu da bir silelim. Başka bir şey yapmayız herhalde. Ha. bunu silersek eski hale getirmiş oluruz. Ama bizim şu yaptığımızda daha bir sinematik görüntü yakalamış olduk. Liftimizi kontrol edelim. Çok aşağılara düşürmüş olmayalım. Şu en son noktayı görene kadar devam edin. Gamadan bir parça tekrar kısmayı deneyeceğim. Evet. Gamadan karartacağım. Ve şu anda benim için bu çalışma bitmiştir sevgili dostlar. Bunu hallettik. Ne yaptım anladınız mı? Genellikle buradaki videoskopa bakıyorum ve en üst noktanın buraları çok geçmemesine dikkat ediyorum. En alt noktanın da sıfıra yakın kalmasına özen gösteriyorum ki hiçbir dayı kay kaybetmeyeyim diye. Şimdi gelin biz ana yerimize yani edit bölümümüze dönelim ve bu sefer şuradaki görüntüleri seçelim ve tekrar kolöre gelelim. Buna da az önce yaptığımız gibi bir dört tane nod yakalayalım. Şurada sıraya sokalım onları da. Ne demiştik? Bu birinci noda hiç dokunmuyoruz. Onu isterseniz aşağıda bırakın. İkinci nodu işaretleyip önce lutumuzu yani latımızı ilave edeceğiz. Az önce yaptığımızın aynısını yapalım sevgili dostlar. Ve buraya getirelim. Evet. Ne demiştik? Bu sefer hep buraları kontrol ediyoruz. E bu sefer de gördüğünüz gibi öyle highlight ya da shadow ortalarda duruyor. Şimdi ne yapacağız? Ne demiştik? Önce bir renk düzeltebiliyor muyuz? Mesela beyaz bir eşarp, beyaz olduğunu bildiğim bir eşarpın üzerine geleceğim. Ve renklerin düzelmesini sağlayacağım. Ondan sonra buradan kontrastı artıracağım. Ta ki arzu ettiğim noktaya gelinceye kadar. Ki şu anda biraz burada fazlasını getirebilirim. Çünkü ortam bunu kaldırıyor. Şuraya bakın abi. Şuralara bakın tamam mı? Gama şu anda o kadar güzel yayılmış ve dağılmış vaziyette ki hiç gamaya dokunmaya gerek yok sevgili dostlar. Renkler de gayet iyi. Şimdi ne yapacağız? Bir sağ tarafa geçeceğiz. Sağ tarafta da e, birazcık daha gain'i kurtaracak mı ona bir bakacağız. Evet. Gain'i buraya kadar çekelim. Ve shadow'u birazcık daha aşağıya indirelim sevgili dostlar. Ta ki kaybetmeyene kadar. Burada birazcık daha karartalım. Gamayı da bir parça aşağı doğru çekelim. Çok değil. Ortalamasını yakalayabilmek için. Şimdi şu anda aslında bitti. Ne kadar basit değil mi? Yani o kadar da zor bir şey değil. Yeter ki şu ayarları aklınızda tutun ve bu renk dengelerinin birbirine dengeli olmasına da özen gösterin. Ama sahnenizi de takip ederek söz gelimi e, yeşili çok daha yüksekse yeşilin bir parça yüksek olması ya da kırmızıların daha fazlaysa kırmızının bir gıdımcık daha fazlası olmasına özen gösterebiliriz. Ama siz diyorsanız ki bu beni tatmin etmedi mavi biraz aşağıda. O zaman neresi aşağıda? Genel offset aşağıda. Ben o zaman offsetten, offsetten bir parça yukarıya alırım ama bu sefer de highlight'ı kaybederiz. Dolayısıyla gamadan almak şey özür dilerim. Offsetten almak yerine bu sefer nereden alalım? Biz gamadan alalım bu mavi. Gamadan artıralım ki e, highlight'ı. Yok artırmayalım abi. Hiçbir şey yapmayalım. Kalsın olduğu yerde. Hiç oynamayalım. Heh. Evet sevgili dostlar. Şimdi buraya gelelim ve istediğimiz bir görüntü yakalayalım. Diyelim ki bu sefer e, ne bileyim ben biraz highlight'ı sarartalım. Hayır çok değil. Highlight'ı sarartalım. Lift'i de bir parça mavileştirelim. Ve bir güzel bir look yakalayalım. Ondan sonra burada da kontrast birazcık daha kurtarıyor. Onu da birazcık daha artırabiliriz, Çok fazla değil. Bir gıdım dokunuyoruz. Bunu bir fazla gelmesin. Ha, ona dikkat edeceğiz. Gölge, gölgede minimumda tutuyoruz zaten. Gain'e de bakacağız. Gain'i birazcık daha yukarı çıkartabiliriz. Çok fazla değil. Ama birazcık daha şeyde kalsın istiyorum ben. Yani şu çizgide kalması gayet yeterli sevgili dostlar. Ve gördüğünüz gibi bir anda bu hale getirdik bu görüntüyü. Hemen oynatalım. Renkler ne kadar kendine güzel geldiğini güzel kendine geldiğini gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi düzeltelim. Abicim. Evet sevgili dostlar kontrol ediyoruz burada. Burada bizim liftimizde hala payımız var. Daha doğrusu gamma da payımız var ama istemiyorum çünkü sabah görüntüsüydü ve benim gözümün hatırladığı karanlık ve aydınlık bu düzeydeydi. Evet sevgili dostlar Valla bugünlük bu kadar. Ee, tabii Derin Çelizol öğrenmek, kullanmak falan e, apayrı bir sanat. Ama ben size en basitinden yapmanız gereken, yapabileceğiniz şeyleri gösterdim. Ee, daha ilerisini istiyorsanız bu konu benim konum değil. Ben burada sadece en basitinden e, yardımcı olmaya çalıştım. Çünkü benim kullandığım program da maalesef Derin zor değil ama tabii minimal, minimalden biliyorum hepsini. Sevgili dostlar bu içerik değer kattıysa beğenme butonunu lütfen ıskalamayın. Hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bu içerikleri hep beraber daha geniş bir kitleye yayalım. Sizlerin sayesinde. Çok yakın zamanda sizlere çok başka sürprizlerim olacak. Hazırlıklı olun. Hep beraber keyif yapacağız. Onda sözünü veriyorum. Vallahi şimdilik mutlu kalın. Sağlıklı kalın. Keyif ile kalın. Hoşçakalın. Ben Erdinç Omaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.